Bugün belki de ilk kez duyacağınız bir kelimeden bahsedeceğim. Çok az duyulduğuna eminim. Nedir proloterapi? Tabii derdini çekenler, kireçlenme hastaları biliyorlar aslında. Böyle artık herkes internetten bakıp hani bu tür tedavilerin isimlerini öğreniyor. Şimdi proloterapi tedavisinden bahsedeceğim. Aslında çok uzun yıllardır bu tedavi uygulanıyor. Yaklaşık 80 yıldır diyebiliriz. Tabii Amerika'da başlamış bir tedavi. Avrupa'da da uygulanıyor, bütün dünyada. Bizim de Türk hekimleri 2000'li yıllarda daha çok bu tedaviyle tanıştık. Ben yaklaşık 7-8 yıldır bu tedaviyi uyguluyorum. Kimlerde uyguluyorsunuz? Evet, proloterapi nedir? Proloterapiyi aslında kelime anlamı olarak bir anlatabilirsek başlangıçta biraz daha anlaşılır olacaktır. Prolo aslında iyileşmenin bir evresi, proliferasyon yani hücrelerin çoğalması. O zaman anlamında. Gayet iyi anladım. Evet. Proliferasyondan. Terapi de tedavi demek. Yani çoğaltarak tedavi. Bu nasıl oluyor? Mesela kireçlenme hastası. Kireçlenme hastasında eklem bütünlüğünde bir gevşeklik oluşuyor aslında. Biz de buna gevşeklik demiyoruz tıbbi olarak. Ben anlaşılsın diye öyle anlatıyorum. Eklem kireçlenmeye başladığında balansı, dengesi de bozuluyor. Eklem gevşemeye başlıyor ya da dokularda oluşuyor bu. Biz bu gevşekliği alabilmek için bazen iğne ile bu proloterapi tedavisiyle kireçlenme başlangıç aşamasındayken henüz bu hastalığı tedavi edebiliyoruz. İlerlemesini engelleyebiliyoruz. O nedenle bizim için çok kıymetli aslında bir tedavi. Peki hastaları nasıl seçiyorsun? Sana geldiler. Aşamaları nedir? Size proloterapi yapalım efendim. Uygunsunuz nasıl diyorsun? Evet tabii öncelikli olarak değerlendirme çok önemli. Fiziki muayene çok önemli. Ondan sonra işin işte radyolojik kısmı, röntgenler, MR'lar derken eğer biz ameliyat yapmayacaksak, o anda ameliyat indikasyonumuz yoksa, mesela dizden örnek verelim, menisküsümüzde menisküsün kaynayabilecek bir yerinde yırtık var. Ama biz eğer önlem almazsak yaşımız 30, 40 yaşında kireçlenme başlayacak, 45 yaşında kireçlenecek belki daha erken bir dönemde. Böyle bir hastalıkta biz yapabileceğimiz tedavi seçeneklerimizi önümüze yatırıyoruz. Ama proloterapiyi ben genelde içine koyuyorum. Çünkü o menisküs yırtığının kaynayabilmesi, oranın kanlanmasının artmasına, dizin stabilitesinin, sağlamlığının, sıkılığının devam ettirilebilmesine bağlı aslında. Ve bu tedavi yöntemi de bunları bize verebilecek bir tedavi ve çok kolay, pratik. İğne mi? Evet, iğneyle yapılan. Enjeksiyon. Enjeksiyon, evet. Kolay. Enjeksiyonla yapılan, hatta lokal anestezilerle biraz destekliyoruz cilt altından. Biraz daha tolere edilebilir olsun kaç diye. Kaç seans uyguluyorsun? Tedavinin seans sayısı yine hastaya göre değişiyor. Bazen 3, bazen 6, bazen 10, bazen 15 yani hastaya göre değişiyor. Fayda gördükçe devam ediyoruz. Bütün eklemlere uygulanabilen bir tedavi. Sadece eklemlere değil aslında, eklemin içerisine, kasın kemiğe yapıştığı yere, farklı uygulama alanları da var. Ama temelde mantığı sağlamlığı artırması. Yani vidaları sıkmak diyeyim. Eklemin vidalarını biraz sıkıyor. Biraz kanlanmayı artırıyor. Ve beraberinde egzersiz ve destek tedavileriyle, saplementlerle, ek besin, gıdalar, diyetin düzenlenmesiyle devam edilirse de evet, çok ciddi başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Hastaya bu sırada egzersiz veriyor musun? Yoksa yasak evet. mı? Yok, proloterapi tedavisi yaparken mutlaka egzersize desteklemek gerekiyor. Eklemi iç paketi olarak bağları düşünürsek, bir de hareket kolları, eklemi hareket eden kaslar var. Evet. Şimdi bazı kaslar hareket ettirir, bazıları da sağlam tutar. Otururken mesela bazı kaslarımız böyle bizi fikse eder. Bazı kaslar bazı hareketleri esnasında fiksatördür, bazıları hareket ettiricidir. Şimdi bu hareket ettiren kasları da güçlendirmek gerekiyor. O fiksasyon yapan, yapıyı durduran, bizi ayakta tutan kasları da güçlendirmek gerekiyor. Yoksa sizin içeriden yaptığınız müdahalenin desteklenmesi gerekiyor. Hem içeriden sağlamlaştırıyoruz hem de dış kılıfını sağlamlaştırıyoruz kasları güçlendirerek. Aslında kemikler bizi ayakta tutmuyor değil mi? Kaslar ayakta evet, tutuyor. Tabii. Kaslar ne kadar tonus olarak güçlü evet. ve sıkıysa önce, ekleme o kadar az yük biniyor. Aynen. Kemiklerin arasındaki... Eklemlerin arası, eklemlerin çevresindeki ligament dediğimiz bağlar aslında bizi, kemiklerimizi bir arada tutuyor. Ama ayakta durabilmemiz için çok tabii çok kompleks bir mekanizma bu. Bunun için sinir lazım, kas lazım, damar lazım. Hepsi birlikte olması gerekiyor. Proloterapi için çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Bu da çok değerli bir tedavi. Çünkü Aydın elbette ki ortopedist olarak cerrahi tarafında da işin evet. ama...
Sen her zaman koruyucu hekimliği ve diğer tamamlayıcı tedavileri de önemsiyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Kesinlikle. Cerrahiye gitmeden, ameliyat yapmadan önce ya da ameliyatlık olmadan nasıl tedavi edebiliriz? Yani bizim asıl derdimiz bu olmalı aslında. Çok haklısın. Hekimler olarak önce zarar verme, değil mi? Nosyonumuz bu şekilde. Çünkü cerrahi çok da kolay bir süreç. Gerektiğinde evet. Ama başka seçenekler varsa çok da kolay bir süreç değil tabii. Hem hekim hem de cerrah açısından. Aynen. Şimdi geçen hafta Seren bahsetti ama bazı sorularım var ona. Biraz yarım kaldı. Evet, biraz yarım kaldı. Selülitle ilgili. Tekrardan bir tekrar edebilir miyiz? Selülit tabii nedir? Selülit aslında bizim estetik kaygıyla baktığımız tarafından bir mikrokapiller dolaşım sorunu. Evet. Çok derinlerde değil ama cildin hemen altında, cildin altındaki bağ dokusu ve yağ dokusu hattında oluşan bir mikrokapiller dolaşım sorunu. Hem arterlerimizde spazm, hem venöz dolaşımımızda bir lenfetik drenajda bir sorun ve venöz drenajda bir dışarıya sıvı kaçması, basitçe öyle söyleyeyim, durumu oluyor. Yani kadınlarda genellikle hani şu şişiyorum, ödem, ağrılarım var konusu var ya. Evet. İşte o ödemle beraber devam eden bir sorundur genellikle. Evet. Bölgesel kilolar, bölgesel yağlanma ve fazla kilolar da durumu kötüleştirir. Ama temelinde mikrokapiller düzeydeki bir dolaşım sorununun o bölgedeki lokal yağlanmanın artmasıyla dışarıdan da görünen o portakal kabuğu görüntüsü. Erkeklerde de oluyor mu hocam bu selülit? Olmuyor. Değil mi? Çok nadir. %1 falan herhalde. %1. %99 olmuyor. %1. O zaman kadınların sorunu. Evet. Çünkü erkeklerin bir hormonları, yani östrojen, prolaktin gibi kadına ait hormonlar bu durumu kötüleştiriyor. İkincisi de fiziksel yapıları buna engel. Evet. Ciltle cilt altı bağ dokusuna liflerle bağlı bir durum var. Bizim cildimiz biliyorsun böyle bağlı. Yani işte mesela kedinin cildini böyle çekersin esner ama bizimkisi çok esnemez. Evet. Erkeklerde bu bağlar çapraz, kadınlarda ise dik septalar şeklinde. Yani aşağı doğru inen dik bağlar. İşte bu bağlar dikdörtgen ya da işte kareye benzer böyle bölümler oluşturuyor. Bu bölümlerde maalesef hem bu septaların içindeki yağ dokusunun artmasıyla hem de dolaşım sorunuyla birleşince sert bağ dokusu lifleri olduğu için dışarıya doğru çıkan minik kabarıklıklar dışarıdan gördüğümüz portakal kabuğu görüntüsünü oluşturuyor. Aslında selülit kadınlığa özel bir durum. Yani bunu söylemek istiyorum. Çok önemli. Ya aslında hep, yani her kadının selülit olur. Bu kadınlık göstergesidir demek lazım. Biz hep lazım. Böyle şey önlemek için diye giriyoruz ama. Evet. Ben süremiz kısıtlı. O nedenle sana tedavisini sormak istiyorum. Selülnaif yapıyorsun. Nasıl bir tedavi? Başarılı bir tedavi bildiğim kadarıyla. Başarılı bir tedavi. Evet. Son yıllarda uygulamaya başladığımız, benim de çok yeni uygulamaya başladığım, çok güzel sonuçlar aldığımız bir tedavi. Aslında çok uzun yıllardır senin bahsettiğin gibi çok eski bir tedavi mezoterapi. Evet. Mezoterapi o bölgeye sorunu çözecek ilaçların enjekte edilmesi demek. Ama son evrelerde yeterli olmuyor. Selülnaif'i kullanıyoruz. Selülnaif bir cihaz, tek seans, bazen iki seans yaptığımız. Çok evet iyi. Bu çok mutlu ediyor hastaları söyleyince. Seans sayısı tek seans azsa deyince, daha kıymetli bir tedavi oluyor. Aynen öyle. Bu biraz önce bahsettiğim bu sert bağ dokusu lifleri var ya dışarıdan çukur çukur görünen evre 3, evre 4 dediğimiz. Aslında bu dönem bir hastalığa da davetiye çıkarabiliyor. O bölgedeki lenf drenaj sorunuyla birlikte ağrılı sert selülitler bizim için sorun da olabiliyor. İşte o sert bağ dokusu liflerini önce kesiyoruz. Aslında çok böyle söyleyince azıcık antipatik olabilir ama çok kesiyoruz kolay. Kesiyoruz mu içeriden değil mi böyle bir açmadan aslında kesiyoruz derken kesiyoruz, bir iğne gibi zaman. Bir delikten doğru, küçük bir şeyden girip içeriden. Çok haklısın. Evet. Küçücük bir kılavuz iğne lokal anestezi yapıyoruz. Evet. Hastalarımız hiç ağrı hissetmiyor. Küçücük bir iğne deliğinden girip içerideki o bağ dokusu lifinin bütünlüğünü bozuyoruz. Evet. Ve oraya bir radyofrekans enerjisi veriyoruz ki o bağ dokusu kalıcı olarak hasarlansın. Radyofrekans enerjisi o hasarın tekrar iyileşirken cildin daha iyi iyileşmesini, daha genç görünmesini de sağlıyor. Hı hı. Hastanın ihtiyacına göre içeriye bazen kollajenaz, bazen de cilt gençleştirici ya da yağ parçalayıcı mezoterapi ürünlerini de enjekte ediyoruz. Çok iyi. Yani sonuçta bu ileri evre selülitleri oluşturan bağ dokusu liflerini ortadan kaldırmış oluyoruz. Cildi daha gergin, daha parlak ve iyi bir hale getirmiş oluyoruz. Yağları da o bölgedeki cilt altı yağ dokusunda azaltmış. Yani hastalığı da o bölgeden inceltmiş oluyoruz. Evet. Bir basamakta üç tane tedaviyi birleştirmiş oluyoruz. Harikasın. Kısaca. Mükemmel.
ileri evrelerde de etkili, o güzel. Yani evet, ve evet. Başarı şansı nedir bu ileri? Hep böyle sorarlar ya bize de, başarı şansı nedir? Ne kadar iyileşeceğim? Ben de evet onu merak ediyorum. İşte, başarı şansı nedir bunun? Tam yani sorunun başına geldik. Yani konuyu konuşmamızın başına geldik. Nasıl beslendiğiniz, nasıl egzersiz yaptığınız, kendinize evet. nasıl baktığınız. Yani hayat şekliniz burada çok önemli. Bu tedaviyi yaptıktan sonra gider üzerine 6-8 kilo alırsanız birkaç ay sonra yine problem yaşayabiliriz. Evet. Ama kendinize bu noktadan sonra özenmeye devam ederseniz hayat ve özellikle beslenme egzersiz açısından başarı şansımız çok yüksek. Ama çok güzel bir tedaviymiş. Ben kadınları mutlu eden tedavileri çok seviyorum. Evet. Değil mi? Evet. Özgüvenimiz arttığı zaman, kendimizi iyi hissettiğimiz zaman tabii ki özde sağlık olduğunda çok daha mutlu ve bir kendimize yeten bireyler oluyoruz çünkü. Çok teşekkür ederim efendim. Çok çok sağ olun. Peki bugünkü konularımız da harikaydı. Programımızı kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Tabii ki dediğim gibi amputasyon kararını almadan önce hastalarımız lütfen kendilerini multidisipliner bir ekibe emanet etsinler. Sonra her şeyi denedikten sonra amputasyon kararını alsınlar. Ama dediğim gibi önlemek bizim için çok önemli. Artık ülkemizde podoloji merkezleri çok fazla. Yani ayak sağlığı merkezleri, podologlar ayak sağlığı teknikerleridir. Bu merkezlerde düzenli bakımlarını yaptırsınlar ki biz yolun daha başında bazı şeyleri fark edelim ve önleyebilelim. Üç uzman yine aynı noktada birleştik. Önlemek çok değerli. Bu konuda da bilgilerinizi bizimle paylaştınız efendim. Çok teşekkür ederiz. Aydıncığım, ben çok teşekkür ederim. Ben sana da çok teşekkür ederim. Evet. Yine az duyulmuş tedavilerden birisiyle bizi bugün buluşturdun. Az duyulmuş, çok işlevsel. Çok güzel cümle evet. oldu. Az duyulmuş, çok işlevsel. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine buluşacağız. Ederim. Sevgili izleyiciler, haftaya aynı saatte yine beraber olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Çok yaşayın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın.